14 yıl geçmiş Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden. O günden bu yana tartışılan konulardan biri de katil Cem Garipoğlu'nun akıbeti. Münevver'in ailesi hapishanede intihar eden Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyor. Hatta bu konuda mezarın açılması için çeşitli girişimlerde bile bulundular, ancak bunlar kabul edilmedi. Bu kez konunun gündeme gelmesinin sebebi Fethi Kabir, yani mezar açılma isteğinin Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'ndan gelmiş olması. Baba Garipoğlu başsavcılığa dilekçe vererek DNA eşleştirmesi talebinde bulundu. Kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü, ne oldu, ne gitti diye şüpheler var yani. Bu mezarın açılmasıyla bu sorular kafamdan gidecek yani. Tam 14 yıl geçti kızının feci şekilde katledilişinin ardından ve her defasında aynı şeyi haykırdı acılı baba. Biricik kızının, katilinin mezarının açılmasını istedi. Yıllardır Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istiyordu. Böylece DNA eşleştirmesi yapılacaktı ve mezarda gerçekten Cem Garipoğlu'nun olup olmadığını merak ediyorlardı. Ama bu defa teklif karşı taraftan, yani Garipoğlu ailesinden geldi. Öldüm ölmedim, öldüm ölmedim diye çıraklı sorular soruluyor. Başsavcılık makamının da adaleti tecelli ettirecek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak, kafalardaki bir soru işaretini menfi ya da müspet giderecek bir açıklamayla, bir yaklaşımla kesinlikle ve kesinlikle mezarın açılmasına karar vereceği kanaatindeyim. O talep bu defa umulmadık bir yerden geldi. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek Fethi Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulundu. Nereden bakarsanız bakın, Başsavcılığın bu soru işaretlerini gidermesi, kamu vicdanının rahatlaması için bir an önce bu mezarlığı açması ve Fethi Kabir işlemini yapması lazım. Çünkü bu ateş üfleyerek sönmez. Peki bundan sonra ne olacak? Eğer adli makamlardan onay çıkarsa Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve DNA örnekleri alınacak. Ardından Garipoğlu ailesinden de DNA örnekleri alınarak kıyaslama yapılacak ve bir uyumun olup olmadığına bakılacak. Yani mezar açılabilir ve ortaya objektif ve bilimsel bir sonuçta çıkar. Yani oraya gömülüp gömülmediği kişinin ortaya rahatlıkla konabilir. Ve böylece hem hukuk sistemine güven tesis edilmiş olur, hem de kamuoyundaki bu tür endişeler giderilmiş olur. Düşünün, mezarlık açıldı. Adalet Kurumu'nun yapmış olduğu inceleme sonucunda ölenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilirse kamu vicdanı rahatlayacak. Ama Cem Garipoğlu olmadığı ortaya çıkarsa da müthiş bir, yani Türk tarihine, hatta dünya hukuk tarihine geçecek müthiş bir skandalla karşı karşıya kalıyor olacağız.